Merhabalar, bugün konumuz irade ve iradeyi nasıl güçlendirebileceğimiz. 1960'lı yıllarda sosyolog Walter Mischel, çocukların anlık tatminlere karşı koyabilmesi konulu bir araştırma yaptı. Belki bu araştırmayı daha önce duymuşsunuzdur, marshmallow deneyi. Deneye katılan çocuklara bir marshmallow, yani bir tür şeker verildi. Çocukların iki seçeneği vardı. Ya şu anda bir tane şeker yiyeceklerdi ya da 15 dakika bekleyip iki tane şeker yiyebileceklerdi. Çocuklardan bazıları beklemekte zorlandı ve hemen önlerine konan şekeri yedi. Kimileri ise de zorlansa da 15 dakikayı tamamlayabildi ve 2 tane şekeri yeme hakkı kazandı. Seneler sonra aynı çocukların yetişkin hayatına bakıldığında görüldü ki anlık arzularına karşı koyabilenler daha sağlıklı, mutlu ve varlıklı olmuşlardı. Kendini kontrol etme becerisi ve irade gücü düşük olan çocuklarınsa akademik olarak daha geride kaldıkları, kilo sorunu yaşadıkları, alkol, madde bağımlılığına yatkın oldukları ve sosyal ilişkilerini sürdürmekte zorlandıkları gözlemlendi. Hatta genelde boşanmış bireyler oldukları da yine gözlemlenenler arasında oldu. Peki bu deney 7'sinde neysek 70'inde de o olacağımız anlamına mı geliyor? Aslında hayır. Çünkü irade de tüm kaslarımız gibi üzerine çalıştıkça güçlenebiliyor. İrade kasını güçlendirmek için disiplinli bir şekilde çalışmalı ve bu kasımızı eğitmeliyiz. Aynen kaslarımız gibi çok çalışıldığında, yorgun düşüldüğünde irademiz de zayıflayabilir. O yüzden kas örneği gerçekten irade konusunda çok doğru bir örnek olarak kullanılabilir. Daha önce Procrastination kitabını anlattığım videoda da uzun uzun bahsetmiştim. İrade sınırsız bir kaynak değil, sınırlı bir kaynak ve bizim bu sınırlı kaynağı en doğru biçimde kullanabilmemiz gerekiyor. Şimdi bu videoda iradeyi güçlendirebilmek için kullanabileceğimiz 6 yöntemden bahsedeceğim. İlk olarak sizi zorlayan isteklerinizi kendi içinde önceliklendirmelisiniz. Yapmak istediğiniz ama henüz başlamadığınız şeyleri düşünün. Diyet yapmak, sabahları erken uyanmak, her gün spora gitmek, daha çok kitap okumak, sigarayı bırakmak, şekersiz bir yaşam sürmek. Artık sizin istekleriniz her neyse hepsini bir düşünün. Bu isteklerinizin hepsine aynı gün başlayacak olsanız ya hiçbirini yapamaz ve mutsuz olursunuz ya da bir iki tanesini biraz yapar ve kendinize olan inancınızı zedelersiniz. O yüzden de önceliklerinizi belirleyin ve kendinize bir program çıkarın. Örneğin şu anda kış döneminin başlangıcında olduğumuz için daha fazla kapalı alanda kalacağım, evde olacağım isteklerimden bir tanesi olan kitap okuma hayalimi önceliklendirebilirim. Elimde okunmayı bekleyen 6 tane kitabım varsa bu 6 kitabımı 2 ayda okuyabilirim. Bu 2 ay boyunca peki nasıl kitap okuyacağım? Kitap okumak için sabahları erken uyanmayı seçebilirim. Örneğin her gün 1 saat erken uyansam sabah, o zaman ben bu 2 aylık sürede 6 kitabı rahatlıkla bitirebilirim. Bu 2 aydan sonraki 2 aylık süreyi de şekersiz beslenme ve düzenli spor yapacağım bir döneme ayırabilirim. Tam da bahar başlangıcına denk gelecektir. Sizin programınız 2 ay değil de 6 aylık dönemler olabilir ya da aylık ya da haftalık dönemler olabilir. Önemli olan bir şeyin süresini belirlemeniz ve disiplinli olarak o süre boyunca programınıza sadık kalacağınız konusunda kendinize söz vermeniz. İkinci olarak sebeplerinizi belirleyin. Neden bunu yapmak istiyorum? Yanıtınızı düşünün ve hatta listeleyin. Örneğin her gün spor yapmak istiyorum diyelim. Peki neden? Çünkü daha sağlıklı bir bedenim olmasını, daha sağlıklı nefes alıp vermeyi, daha fit görünmeyi, istediğim kıyafetleri giyebilmeyi ve zihinsel yorgunluktan kurtulmayı istiyorum. Bu yüzden de her gün spor yapmalıyım. Nietzsche'nin çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki, yeterince güçlü bir nedeni olan her türlü nasıla katlanır. Sebeplerinizi netleştirdiğinizde anlık duygularınızın sizi ele geçirmesi zorlaşır. O gün iş yerinde birisiyle tartıştıysan ve akşam canım bu yüzden spor yapmak istemiyorsa, canım sıkkınsa bu anlık duygu durumumun beni ele geçirmesinin başlangıcıdır. Oysa ki benim sebeplerim arasında zihinsel yorgunluktan kurtulmak da vardı. Yani tam olarak aslında şu an yaşadığım bu duygu durumunun ilacı belki de spor yapmak. Bana bunu hatırlatacak olan şey dönüp listeme bakmak olabilir. Ya da bunun gibi başka işaretlere ihtiyaç duyabilirim. Örneğin eğer doktor bana kilo vermemi önerdiyse kendi sağlığım için, o zaman doktorun yazdığı reçeteyi, doktorun kart vizitini ya da o gün hastaneden aldığım bir broşürü her gün göreceğim bir yere, gözle görülür bir yere koyabilirim. Ve bu artık benim işaretim olur. Bana sebebimi hatırlatan işaret. Ardından üretebileceğiniz tüm bahaneleri bilerek yola çıkmalısınız.
pazartesi diyete başlayacağım. En klişe diyet başlangıçlarından bir tanesidir. Ama ben bir yerde bir araştırma okumuştum. Araştırmaya göre en işe yarayan diyetler pazartesi başlanan değil de diğer günlerde başlanan diyetlermiş. Yani siz cumartesi ya da salı günü diyete başlayabilirsiniz. Pazartesi diyete başlayacağım demek bir erteleme şekli, bir bahane şekli de olabilir. Çünkü ertelemecilik ve bahaneler iradenin en büyük düşmanları. Hedefinizi koyarken ileride üretebileceğiniz bahaneleri şimdiden düşünün ve listeleyin. Bir kağıt, bir kalem alın ve tek tek yazın. Örneğin sigarayı bırakma konusunda bahanelerim neler olabilir? Akşam arkadaşlarımla dışarıya çıkmışımdır ve onlar içtiği için canım sigara içmek istemiştir. O gün canım sıkkındır, o yüzden sigara içmek istemişimdir. O gün keyifliyimdir, o yüzden sigara içmek istemişimdir. Çok kilo alıyorum, çok yemek yiyorum, bu yüzden kendimi durdurmak için sigara içmeye başlamışımdır. Karnım acıkmıştır, o sırada yemek yeme imkanım yoktur, sigara içmek istiyorumdur. Bunların hepsi benim gelecekte yoluma çıkacak birer engel olabilir. Eğer ben gerçekten sigarayı bırakmak istiyorsam, tüm bu aklımdan geçirebileceğim bahaneleri şimdiden oturup düşünüp buna zaman ayırıp listeme yazabilirim. Çünkü insanız ve bahane bulma potansiyelimiz kesinlikle çok yüksek. Ama eğer bahaneler düşmanımızsa, biz düşmanımızı ne kadar iyi tanırsak, onu yenme ihtimalimiz de o kadar artacaktır. Zorlukların farkında olmamız da ayrıca çok önemli. Beynimizdeki ön korteks, yani irade gücünden sorumlu olan bölge sebebiyle fazla bilgi yüklemesi yaptığımız zaman irade gücümüz de zayıflamaya başlar. Jarlow, Consumer Research'te yayınlanan bir araştırmada bir grup katılımcıdan 7 haneli bir sayıyı akıllarında tutmaları istenmiş. Bir diğer gruptansa 2 haneli bir sayıyı akıllarında tutmaları istenmiş. Bunun yanında bir dilim kek ya da meyve salatası önerilen katılımcılardan 7 haneli sayıyı ezberlemeye çalışanların çoğu keki tercih etmiş. Bunun nedeni bilgi yüklemesi yapılan kişilerin mantıklı seçimler yerine duygularının esiri olmaya daha eğilimli olmaları. Yorgun zamanlarınızda iradenizin daha zayıf olabileceğinin bilincinde olun. Karşılaşabileceğiniz zorlukları önceden bilirseniz onlarla mücadele etmeniz çok daha kolay olur. Arada bir kendinize hangisi daha önemli sorusunu sormanız lazım. Örneğin diyet yapıyorsunuz ama birlikte kahve içmeye gittiğiniz arkadaşınız kahvenin yanında bir tane çok güzel limonlu cheesecake siparişi verdi. Bir tarafınız arkadaşınıza eşlik etmek ve o cheesecake'in tadına birlikte varabilmek istiyor. Diğer tarafınızsa diyete devam etmek istiyor. Peki hangisi daha önemli? 10 dakikalığına sizi tatmin edecek bir haz mı, yoksa daha sağlıklı ve fit bir bedene sahip olmak mı? Ve 6. önerim başarıları görselleştirmek. İrade zorlayıcı konularda başarıya ulaşanlar genelde o konuyla ilgili yaşadıklarını bir günlüğe yazıp kaydedenlerdir. Kendinize rutinler belirlemeniz ve o rutinlere uymaya çalışmanız düzenli olarak yapmanızı sağlar. Örneğin her gün yarım saat kitap okuma hedefiniz varsa kullanabileceğiniz bir masa takvimine ya da kendi oluşturacağınız bir takvime kitabı yarım saat okuduğunuz her gün bir gülen yüz çizmek, o takvimde gülen yüzsüz bir gün bile görmemeye karar vermek irade kasınızı güçlendirecek çalışmalardan bir tanesi olabilir. Tüm bu 6 yönteme ek olarak sizin kendi üzerinizde uyguladığınız ve işe yarayan yöntemleriniz varsa onları da aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.